İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Bu akşam Kürşat Oğuz ve Fevzi Çakır'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, ünvanları ard arda gelince dilim sürçtü kusura bakmayın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyoruz CHP Genel Merkezi'nde. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Geldiniz. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Bizler geldik. Siz de Hatay'dan geldiniz. Evet. Neon programımıza devam ediyorsunuz. Evet. Artık çok az kaldı seçime. Bizim öyle Hatay'a 5. gidişim benim. Depremden hemen sonra 2. günü gitmiştim. Bütün deprem bölgesini gezmiştim. Hatay'da hem merkezde hem Samandağ'da hem diğer ilçelerine gittim. Özellikle İskenderun'da da ciddi bir deprem sonucu büyük bir tahribat vardı. Daha doğrusu yıkım vardı. Bir gecede ben Arsuz'da geceledik depremde hemen sonra. Daha sonraki gidişlerimde de oldu. Biraz daha derlenme, toparlanma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, diğer belediyelerin, onların da önemli katkıları oldu. İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Partili belediye, görüyorsunuz hiçbir ayrım yapmıyorum. Onlar yapıyorlar ama biz ayrım yapmıyoruz. Hangi belediye katkı verdiyse, yaraların sarılmasına katkı verdiyse hepsine yürekten teşekkür ederim. Gerçekten ülke olarak, vatandaşlar olarak bu konuda hepimiz duyarlılıklarımızı büyük ölçüde koruduk. Ama en büyük depremi en büyük yaşayan kentlerden birisi, can kaybının en yüksek olan kentlerden birisi Hatay. Dolayısıyla oraya bir özel önem göstermek gerekiyor. Hatay'ın eski yapıları, tarihi yapılarında da ciddi bir tahribat oldu. O tarihi dokunun orijinal şekilde onarılması lazım. Tarihçilerin bu alana girmesi lazım. Dolayısıyla yapılacak çok iş var ama bu gidişimde gördüm ki hala enkazı kaldırılmayan, hala yıkık binaları, devrik binaların olduğu yerleri de gidip gördüm. Biraz seçim süreci içinde o bölge biraz unutulur gibi oldu. İnsanlar hala çadırlarda, konteynerlarda yaşıyorlar. Hijyende yaz ayları geldi, sıcak başladı, ciddi sorunlar çıkabilir ama iktidarın buralarla ilgili herhangi bir şeyi yok, alanı görüyorum, güvenlik güçlerini görüyor sadece alanda. Dolayısıyla pek çok sorun var, sorunlarla ilgilenen bir iktidar yok, onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer Erdoğan merak ediyorsa beraber gidebiliriz, görebiliriz, gezebiliriz, vatandaşı dinleyebiliriz. Ya yazıktır, günahtır, aradan bu kadar zaman geçtim, doğru dürüst ilgilenen yok. Arada bir miktar para veriyorlar, o paralarla yaraları sarmaya çalıştıklarını düşünüyorlar. Bunların hiçbirisi doğru değil. Yani bir an önce sağlıklı ve tutarlı kararlar alıp o kararları hayata geçirmek gerekiyor. Peki efendim, evet. Sıcak gündemle başlayalım mı? Evet, dünden beri çok konuşulan, iki gündür aslında çok konuşulan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da farklı bir yol izleyeceğini gösterdi. Sizinle bilmiyorum artık sizin irtibata geçtiniz, onlar mı geçti. Neticede bir mutabakata, size yönelik bir destek konusunda bir mutabakata varılacak gibi görünüyor. En son ne konuştunuz? Siz de bu izlenimde misiniz? Çünkü yarın 11'de sanıyorum birlikte bir açıklama yarın 11'de açıklayacağız. Görüşüyoruz. Bu açıklama destek açıklaması mı olacak? Yorum yapmak istemem. Elbette ki doğal olarak partilerle bir araya geliyoruz. Onların beklentileri var, bizim beklentilerimiz var. Ama ortaklaştığımız konu Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum ve Türkiye'nin bu durumdan bir an önce çıkması lazım. Temel konular ne? Aranızda müzakere konusu olan göçmenler ve terör mü? Sığınmacılar. Sığınmacılar yani. Sığınmacılar var, terör var. Anayasa var, anayasanın ilk 4 maddesi var, anayasanın 66. maddesi var, yolsuzluklar var. Bütün bunların hepsi bir şekliyle konuşuluyor. Peki tabii. Peki siz Ümit Bey'e cevap verme konusunda Millet İttifakı içerisinde ve Cumhurbaşkanı adayı olarak tek yetkili misiniz? Yoksa Millet İttifakı'nın bileşenlerine danışıyor musunuz, soruyor musunuz? Daha henüz görüşme trafiği sonlanmadı. Dolayısıyla benim bu aşamada Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerine hani bilgi şu konularda uzlaştık diyebileceğim bir
Tablo yarın çıkacak ortaya. Umarım yarın çıkacak. Yani ki açıklamadan sonra. Yani o zaman doğal olarak bilgilendireceğiz. Yani ittifakın genel başkanlarını da bilgilendireceğim. Aynı şekilde ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da doğal olarak bilgilendireceğim böyle bir. Zaten kamuoyu bilecek hangi konularda. Efendim birlikte açıklama yapılacağına göre herhalde birlikte açıklama yapılacağı deklare edildiği için herhalde bir anlaşma var. Bir ipi ucu almak isteriz aslında. Şimdi bakın anlaşma hemen oturduk imzaladık bir anlaşma yaptık değil tabii. Yani görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Ben Ümit Bey'le Sayın Genel Başkan'la 3 kez yan yana geldim ki Hatay'a gittim. Hatay'dan döndükten sonra bugün tekrar bugün de buluştunuz bir araya geldik. Dolayısıyla tamamen ülke çıkarları üzerine bir mutabaka sağlamaya dönük bir çalışma var. Bir onlar da gidişten rahatsızlar. Biz de gidişten rahatsız. Dolayısıyla bunun düzelmesini istiyoruz. Anlaşma olursa bir metin üzerinde imzalanacak mı metin? Bir anlaşma olduğu yazılı zaman bir zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız. En büyük anlaşma sözlü. Tekrar yani olsun. Kamuoyu yansıyacak bu. Sizler kameraları alacaksınız. Habertürk'ün arşivine koyacaksınız. Diğer televizyonlar, gazeteler, sosyal medyadaki hesaplar, öyle diyorsunuz galiba. Oralardaki yani sitelerde, internet sitelerinde yer alacak zaten. Dolayısıyla tarihe not olarak kalmış olacak. Sesli olarak yapacağımız Sinan açıklama. Sinan Oğan'ın destek kararı ikinci tur sonucunu değiştirecek bir destek midir? Nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz Sinan Oğan'a oy veren seçmeni? Şu hep tartışılıyor yani blok olarak gider mi oylar yoksa... Yani seçmen muhalif bir seçmen oylar, miydi? Oylar kişiye gitmez. Bunun altını bir sefer özenle çizmemiz lazım. Oylar bir idealizme gider. Sizin idealiniz de kamuoyu önüne çıktığınızda hedefiniz de o hedefe gider. Çünkü beklenti kişiye özgü değil. Beklenti nelerin nasıl yapılacağına yönelik. Benim arzu ettiğim nedir? Eğer bu ifade ediliyorsa ve bunun altında ve bu bir taahhüt olarak topluma yansıyorsa ben ona desteğimi sürdürürüm. Ama bunu ifade eden kişi yarın bundan vazgeçip de başka bir yerde konumlanıyorsa bütün taban oraya gidecek anlamda böyle bir şey yok. Çünkü o zaman insanları robot olarak düşünürsünüz. İnsanlar akıllarıyla düşünerek karar veriyorlar. Türkiye'nin koşullarını biliyorlar. O koşulların giderilmesi için bize hangi sözü veriyorsunuz ve siz bunu yapacak mısınız diyorlar. Bugün yapacağım diyorsunuz, destek alıyorsunuz. 3 gün sonra hayır ben vazgeçtim buraya gidiyorum diyorsunuz. Ben oraya gidince bunlar çok özür dilerim ama size daha önce destek verenler sizin köleleriniz değil ki. Onlar bu ülkenin özgür bireyleri. Dolayısıyla onlara hangi neleri taahhüt ettiniz? Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirecek kişilerin safında yer almayacağım dediniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için bu ilk 4 madde çok önemlidir ve bu 4 maddenin yanında duracağım dediniz. Anayasanın 66. maddesini değiştirmeyeceğim dediniz. Şimdi değiştireceğim diyenin safına yer alıyorsunuz. Onların tamamı sizinle mi gelecek? Sayın öyle bir toplum yok. Kararı sizi 21. yüzyılın efendim? Türkiye'sinde öyle bir toplum yok. Olamaz da zaten. Şaşırdınız mı kararına Sayın Oğan'ın? Cumhur İttifakı'nın destek kararına Sayın Oğan'ın şaşırdınız mı? Yani Sayın Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleme yönünde karar aldı. Bir yorum yapmak istemem. Dün ama ben şunu attım. Yani bir kişi siyaseten bir kişi durduğu yeri bilmeli. Bu her şeyden önce ahlaki bir şeydir. Bakın ahlaki bir şeydir. Siz Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz zaman topluma neleri vaat ettiniz? Şimdi o vaatlerden hangi gerekçeyle vazgeçtiniz? Ben bunu bilmek isterim. Ama bir partinin genel başkanı olarak değil. Sade bir vatandaş olarak ben bunu bilmek isterim. Hele hele oy veren bir vatandaş olarak. Ya arkadaş sen bunu söyledin biz de geldik sana oy verdik. Ne oldu da? Nerelerde neler yapıldı da birdenbire 180 derecelik bir görüş açısı değişti. Dünkü tweetinizde şöyle bir ifade var. Yani destek kararını Sinan Oğan açıkladıktan sonra tüm maskeler düştü. Gençler kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek ve cehennem kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir dediniz. Yani sahte muhalifle manipüle eden derken neyi kastediyorsunuz? Şu cümle doğru. Tüm sahte maskeler düştü.
Bu kadar açık. Halka farklı görünüp sarayda farklı görünen kişi iki maske takamaz. Taktığı maske düşerse mesele biter. Efendim dün Muharrem İnce'nin de size destek vereceği tekrar konusunda bir iddia ortaya atıldı. Muharrem İnce ben hastanedeyim dedi, öyle bir şey yok dedi. Onunla bir görüşmeniz oldu mu? Bu süreçte ondan bir destek olacak mı? Sayın İnce ile görüştüm tabii. Yani yakın zamanda. Bir rahatsızlığı geçirdiğinde, yanlış hatırlamıyorsam dün veya evvelki gün. Evet, aradım kendisini, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yani Muharrem Bey farklı bir kişi değil ki. Yıllar yılı bu partiye emek vermiş. Bu partide binlerce kişiye yol arkadaşlığı yapmış. Efendim grup başkan vekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Hatta şunu rahatlıkla da söyleyebilirim. Partideki üyeliği benden çok eski olan bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla kendisine her zaman her yerde saygı duymak da benim görevimdir. Yani eski bir partili olarak görevimdir. Dolayısıyla bir rahatsızlık geçirip bir görüşmeniz oldu ama o size ben destek açıklayacağım, açıklamayacağım gibi bir şey söylemedi. Hayır, yani geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Karşılıklı biraz sohbet ettik. Sonra yani sonuçta hepimizin de rahatsızlandığı zaman hastaneye gittiğimizi, tedavi sonunda da inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur diye dileklerimi ifade ettim. Evet. İlk tur seçim sonucuna ilişkin son birkaç günde paylaşılan kamuoyu araştırmaları sonrasında üçlü bir kampanya süreci geçirdiniz. Tabii ki size oy veren seçmenin, iktidara oy veren seçmen gibi bu turda galip olmaya yönelik beklentileri vardı. %44, yani %45'e yakın, %44.90 oy aldınız seçmenden. Bu sonucu bekliyor muydunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusunu isterseniz yani birinci turda sonuç alacağımızı düşünüyorduk. Kazanacağınızı. Evet, ama iki tarafta beklenen sonucu alamadı. Neden? Dolayısıyla şimdi iki lider var ve tek bir oy pusulasında iki kişi var ve seçime gideceğiz. Bu bir seçimin ötesinde, bu bir referandum. Niçin bir referandum? Siz anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Buna karşı oluyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Referandum bu çerçevede. Kadın hakları ile ilgili, eğer gerçekten kadın haklarının kısıtlanmasını istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Hayır, vatandaşların özgürce yaşayabileceği, kadınların da hakların olduğu bir Türkiye istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Sığınmacılar Türkiye'de kalsın, yeni sığınmacılar da gelsin, sayıları 6 milyon yetmiyor, 10 milyon yapacağım, bunlara da ayrıca vatandaşlık vereceğim diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Hayır, ben sığınmacıları en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Efendim soğanın kilosu şimdilik 6 lira, daha sonra olacak 30 lira, dolar çıkacak 30 liraya diyorsanız, ekonomideki istikrarsızlık devam etsin diyorsanız, fakir fukara daha da büyüsün, kitle olarak daha da büyüsün diyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Daha sağlıklı, daha tutarlı bir ekonomi politikası istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Orduya kumpas kuranlara karşı, eğer siz orduya kumpas kuranlar, evet hala şu anda o çerçeve içerisinde Cumhur İttifakı'nın içindedir diyorsanız, yeni kumpaslara da olmasını istiyorsanız, kapı aralıyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Ordunun itibarını korumak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Daha buna benzer çok sayıda örnek gösterebilirim. Yani olay artık bir referandum haline gelmiştir. Cumhuriyetten yana olanlar, demokrasiden yana olanlar, haktan, hukuktan, adaletten yana olanlar, devlette liyakatten yana olanlar Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullanacaklar. Hayır, ben devlette liyakat istemiyorum, sadakat istiyorum. Bakanmış, şuymuş, buymuş, genel müdürmüş, başkanlarmış, bunlara hiç önemi yok. Bunlar herhangi bir kişi de buralara atanabilir diyorsanız
Yani Erdoğan'a oy vereceksin. Yolsuzlukların üzerine gitmeye gerek yok. Efendim kul hakkı yemek bile rutin bir olaydır. Herkes istediğini yapar, istediği kadar yolsuzluk yapabilir. Yolsuzluklar hiç araştırılmaz. Buna gerek yoktur diyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim savunuyorsa ben ona oy vereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Efendim büyükelçi atarken rüşvet alanları da büyükelçi atayabiliyoruz. Bunların hiçbir önemi yoktur. Zaten büyükelçi dediğiniz kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini temsil edecek. Zaten devleti yönetenler de rüşvet alıyor. Büyükelçi de rüşvet alsın diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Hayır efendim, asla rüşveti, yolsuzluğu kabul etmiyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağım diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Yani olay bir referandum olayı. Bir olay bir Türkiye'nin beka sorunudur. Efendim? Beka sorunudur. Dolayısıyla bu çerçevede bakmak gerekiyor. Efendim Sayın Erdoğan'ın ilk turda yarışı önde tamamlaması, aynı zamanda parlamento aritmetiğinin Cumhur İttifakı'ndan yana olması, çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması sizce ikinci turda sizi dezavantajlı kılıyor mu? Hiçbir dezavantaj yok. Tam tersine Türkiye için büyük bir yarar. Neden biliyor musunuz? Neden? Bakın biz ortak mutabakat metninde şunu söylemiştik. Bütçe harcamalarının geçmiş bir bütçe kıyasasında öngörülen harcamaların sağlıklı bir şekilde denetlenmesi için kesin hesap komisyonu kuracağımızı söylemiştik. Kesin hesap komisyonu başkanlığına da ana muhalefet partisinden çoğunluğun olmasını istemiştik. Yani biz iktidar olarak yaptığımız bütün harcamaların hesabını gelip parlamentoda muhalefete vereceğiz. Biz bunu yazdık zaten. Halkımız böyle bir takdiri bizden önce kullandı. Hayır dedi, çoğunluk burada olsun. Eyvallah, çoğunluk orada olsun. O zaman yürütme ile yasama arasındaki sağlıklı bir denetimi halk diyor ki denetleyecek. Birisine bütün yetkileri vermiyorum. Denetime de olanak sağlayacağım. Mesele yok. Her türlü denetime parlamento açık olacak. Yaptığımız harcamalar, efendim aldığımız kararlar, parlamentoya gönderdiğimiz yasalar, parlamentonun denetimi de olacak. Parlamento bir denetim organı aynı zamanda. İşleyiş aksayabilir yorumları var. Daha zor olur. İşte Sinan Oğan dahi istikrar, yani Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayamamasına vurgu yaptı ve istikrar vurgusu yaptı. Ona ne dersiniz? Parlamentoyu ve AK Parti'yi rahatsız edecek niye kanun götürelim ki? Niye götürelim? Yani bizim götüreceğim bütün yasalar toplumun yararına olacak. Oturacağız, anlatacağız. Karşı çıkıyorlarsa çıksın bize söylesinler. Şu gerekçeyle karşı çıkıyoruz. Ben herkesin hakkını ve hukukunu koruyan ve o çerçevede hareket eden bir cumhurbaşkanı olacağım. Dolayısıyla ben hiç kimseyi bunların yaptığı gibi ayırmayacağım. Bunlar AK Partilidir şöyle, bunlar CHP'li böyle, bunlar İYİ Partili böyle. Hayır, öyle bir şey yok. Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceğiz. Eğer bir kanun tasarı ya da teklif hazırlanıyorsa önce bunu doğal olarak önce muhalefete sunacağız. Bakın diyeceğiz. Biz Türkiye'de siyaset anlayışını değiştirmek istiyoruz. Tek parti, lider partisi, bir kişinin iki dudağından çıkan söylemlere göre kanun tekliflerinin hazırlanması. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir düzen yok. Bu düzen zaten Türkiye'yi buraya getirdi. Biz Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak istiyoruz. Örneğin bütçe kanunu gelecek değil mi? Kaynakların nereye harcandığını, kimin nereye hangi kuruşu harcadığının hesabını parlamentoya vereceğiz. Bize sormayacaklar. Sayıştay neden denetlemiyor? Sayıştay'ın bütün denetim raporları oraya gidecek. Ve biz bütün harcamalarımızı denetime açacağız. Sarayın bütün harcamaları gizli. Kimse bilmiyor. Biz tamamını açacağız. Her kuruşun denetimini yapacağız. Dolayısıyla bize neyi itiraz edecekler? Varsa bir yerde yolsuzluk, versinler. Hemen üstüne beraber gideriz. Beraber mücadele ederiz. O konuda hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın. Dolayısıyla onlar bizim, yani daha doğrusu parlamentodaki 600 milletvekili bizim götüreceğimiz bütün yasalara evet diyecekler, haklısınız diyecekler. Türkiye bunları bekliyor diyecekler ve biz bu yasaları parlamentodan uyum içinde çıkaracağız. Gerekçelerini alacağız, gerekçelerini vereceğiz. Bir uyum içinde yapacağız bunu. Belki bizim gözümüzden kaçan ayrıntılar olabilir. Muhalefet diyebilir ki bunu da düzeltin. Eğer gerekirse onu da düzelteceğiz. O çerçevede yöneteceğiz. İlk tura dönersek, aslında anketlerin neredeyse yarısından fazlası sizin ilk turda kazanabileceğine dair bir takım sonuçlar
verdi, veriyordu. Siz de zaten görmüşsünüzdür. Ta ki hoş siz anketlere çok zaten inanmadınız, güvenmediniz, sık sık söylediniz ama. Ama neticede bu gerçekleşmedi. Birincisi bu anketler için ne söylersiniz? İkincisi siz hem kendinizi eleştirmeyi hem de helalleşmeyi seven bir lidersiniz. Ya ben şurada yanlış yaptım. Acaba şunu yapsaydım ben bu işi birinci turda bitirirdim. Şöyle bir hatam oldu dediğiniz bir şey var mı? Anket sonuçlarına bir şey diyemem. Tabii yani anketler yapılır. Bizler de onlara bakarız. Saygı duyarız yani benim anket sonuçlarıyla ilgili bir yorum yapma şansım yok. Çünkü biri anketi alıp onun bütün ayrıntılarına girecek zamanım yok doğrusunu isterseniz. Şunun için sordum hani bazı anketlerin manipülasyon olduğunu söyleyenler oldu. Dün Meral Hanım'a da sorduk. Evet ya biz de öyle izlenime kapıldık bazen dedi. Dolayısıyla hani sizin fikriniz ne onu merak ettim. Emin olun. Eğer anketler geliyorsa onları alıyorum doğrudan hiç kapağını bile açmadan Fethi Hoca'ya, Sayın Açıkel. Onlar değerlendiriyor. Ona gönderiyorum, değerlendir diyorum o kadar. Çünkü dediğim gibi yani Türkiye'nin bu kadar derdi varken oturup bir anket nedir, ne değildir, ne olduğunu. Ben ama şunu çok iyi biliyorum. Toplumun en hassas ve duyarlı olduğu noktaları biliyorum. Ve sorunu yaşayan kitlelerle bir araya geliyorum, gruplarla bir araya geliyorum. Ve o sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini onlara anlatıyorum. Peki, bu konuda şunu söyleyebilirim. Yani ne bu konuda eksik kaldı? Şunu söyleyebilirim bu konuda. Türkiye'de açık ve net söylüyorum, sorunların çözümü konusunda, her sorunun çözümü konusunda iddialıyım. Her sorunun çözümü konusunda, ortaya koyduğum çözümler konusunda iddialıyım. Kim ne söylerse söylesin, iddiamı her zaman her yerde söyleyebilirim. Ha bu iddia nereden kaynaklanıyor? Siz bu kadar kendinizi yüksek mi? Hayır efendim. Tam tersine devlette 27,5 yıl çalışmış, toplumun bütün sorunlarını 3 aşağı 5 yukarı bilen ve o sorunlara zamanı geldiğinde neşter atan bir kişiyim. Her sorunu bilirim. Toplumun her kesimiyle de muhatap olurum. Apartman görevlisi giderim sofrasına otururum. Onun derdinin ne olduğunu bilirim. Sanayici giderim onun da masasına otururum. Onun da derdini dinlerim. İhracatçı nedir ne değildir. Çiftçi nedir ne değildir. Bütün bunların hepsini ayrıntıları bilirim. Ayrıntılara otururum. Doğrudan doğruya üreticinin yani sorunu yaşayanın kendisinden dinlerim. Bana bazen şu sorundan da söz et dedikleri zaman önce derim ki bu sorunun ayrıntılarını bana göndereceksin. Ben ayrıntılarını bileceğim. Ayrıca bu ayrıntıları kendi hafızamda da test edeceğim. İlgili kişilerle konuşacağım. Sonra o sorunları bir şekliyle nasıl çözeceğimizi kamuoyuna aktaracağız. Birinci turun sonucuna ilişkin dün Sayın Akşener'de konuğumuzda o da dedi ki biz daha çok bir pozitif kampanyayla hayat pahalılığı, temel ekonomik evet. sorunlara odaklı bir evet. süreç yönettik. Ama beka üzerinden Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü kampanyanın toplumda ne kadar karşılık gördüğünü tümüyle yanlış ifade kullanmak istemem ama bu kadar tuttuğunu, bu kadar karşılık tahmin gördüğünü edemedik. Tahmin edemedik dedi. Yani bu söylem insanların beka kaygısı, toplumdaki bu hassasiyetin sizin tarafınızdan yeterince açıklandığını, yani bu kaygı yaşayan kişilere bunu yeterince anlattığınızı düşünüyor musunuz? Burada bir eksik sizce var mıydı? Eksik değil, yanlış var. Biz hiçbir zaman bir seçim kampanyasının bu kadar kara ve bu kadar lekeli olduğunu hiç düşünmedik. Bir daha ifade edeyim. Bir seçim kampanyasının iktidar tarafından bu kadar kirli, bu kadar kötü, bu kadar yalana dayalı bir kampanya olduğunu hiç düşünmedik. Aklımın ucundan bile geçmedi. Allah aşkına şu aklınıza gelir miydi ya? Efendim sen teröristlerle berabersin. Erdoğan dün akşam ne söyledi? Dündü galiba değil mi? TRT'de. Efendim işte Kandil'le ortak efendim bir şeyler yapmışız. Ne yapmışız? Video. Kandil'le ortak görüntüler mi çıkmış? Öyle bir şey söyledi. Kampanya videosunu. Efendim? Kampanya. Sizin kampanyanızın videosu. Sözde kampanya yapmışız. Ondan sonra da gazeteci arkadaş soruyor ben bunu anlayamadım diye işte montajlı falan filan bana söyler misiniz ya vicdanı olan bütün vatandaşlarıma soruyorum vicdanı olan ahlakı olan erdemi olan ve inancı olan ya nasıl olur da beni Kandil'le ben gideceğim de ortak bilmem şey düzenleyeceğiz neydi program ya da ne diyorlardı ona
video ya da işte kampanya. Görseller. Ya hayatım boyunca, hayatımın bütün evresinde, yani bırakın siyaseti, hayatımın bütün evresinde karşı çıkan, teröre karşı çıkan birisi için bu kadar yanlış, bu kadar ahlaksız, bu kadar düzeysiz bir şey nasıl yapılabilir ya? Ve devleti yöneten yapıyor. Sahte videolar, sahte. Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekar denir, değil mi? Bu kadar açık. Bir sahtekar nasıl bunu yapabilir? Devletin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir? Dedim yani. Ya Allah'a sığınıyorum dedim ya. Allah'a sığınıyorum. Ya bu kadar iftira, bu kadar nankörlük, bu kadar düzeysizlik bu cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Keşke karşıma gelse de yemin et desem ya. Yemin et. Allah'a inanıyorsan yemin et derdi. Sen nasıl ve hangi yüzle bu videoları çıkıp seçim meydanlarında gösteriyorsun? Ve bunların doğru olduğunu söylüyorsun. Ya insanda biraz ahlak olur ya. Biraz erdem olur ya. Biraz inanç olur ya. Biraz Allah'a inanç olur ya. Bunlarda Allah'a inan da yok. İnanç da yok bunlarda. Peki efendim. İftira at, şimdi... ben yerimde kalacağım. İftira at. Niye iftira atıyorsun? Hangi gerekçeyle iftira atıyorsun? Senin ne halt ettiğini ben biliyorum. Kandil'in anahtarı senin cebinde. Telefonlar senin cebinde. Beni niye suçluyorsun? Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın. Karşıma çıkacaksın. Erkek er gibi çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma. Ben de çıkacağım. Hesaplaşacağız. Önüme koyacaksın videoları. Önüme koyacaksın ses kasetlerini. Nedir bu rezalet ya? Ha biz bunu hiç düşünmedik. Çünkü Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik. Eleştiri olabilir. Ben buna saygı gösteririm. Beğenmeyebilir, saygı gösterebilir. Başka eleştiriler yapar, ben buna saygı gösteririm. Ama yalan üzerine, iftira üzerine, karalama üzerine aşağılık bir politikayı, aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedim. Seçim meydanlarında gösteriyor ve sanki biz yapmışız onu bunlarla. Ve çıktı. Ya gerçekten Allah büyüktür. Rahmetli babam derdi ki, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur. Yani çıktı devletin televizyonda bunların montaj olduğunu söyledi. Peki Allah aşkına ya, madem montajsa, sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun ya. Bir montajı binlerce kişiye nasıl gösterirsin ya? Bir montajı kalkıp da senin bütün televizyon kanallarında nasıl gösterirsin ya? Ya insanda biraz ahlak olmaz mı ya? Erdem olmaz mı ya? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin ya? Sen Cumhurbaşkanısın ya. Ben buna izin vermem dersiniz. Benim önüme montaj getirmeyin dersiniz. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım dersiniz. Bir cumhurbaşkanı bir montaj yapamaz. Bir montaja sığınamaz. Bir rezalete sığınamaz. Bir karalamaya sığınamaz dersin. Peki bunu efendim, ikinci, biz bunu hiç hesaplamadık. İkinci turu için bunu dikkate alarak bir şey yaptınız mı? Yani mesela hani hep deniyor ya işte biraz milliyetçileşiyor işte Millet İttifakı falan öyle bir algı var. İşte Sinan Oğan'la ya da işte Ümit Özdağ'la görüşme üzerinden. Buna öyle bakanlar var. Yani bu o doğrultuda alınmış bir karar mı yoksa? Yok efendim hiç bakmasınlar öyle. Ya altı okumuzdan birisi zaten milliyetçilik. Biz zaten milliyetçi bir partiyiz. Altı okumuzdan birisi o. Altı okumuzdan birisi devletçilik. Yani sosyal devlet. Milliyetçilik, milliyetçilik nedir? Vatanseverlik değil midir? Vatanseverliktir. Milliyetçilik, bana söylesinler. Milliyetçilik 6 milyon sığınmacıya Türkiye Cumhuriyeti kapılarını açmak mıdır? Milliyetçilik. Milliyetçilik hudut namustur kavramından vazgeçip bütün hudutları yol geçiren hanla çevirmek midir milliyetçilik? Milliyetçilik budur mudur Allah aşkına yadır ya? Bu... Milliyetçilik bu ülkede üreten kişinin üretmemesi için çaba harcayıp her şeyi dışarıdan getiren midir milliyetçilik? Bunların milliyetçilikle falan bilgileri de yok. Kesinlikle milliyetçilikle bilgileri yok. Milliyetçi dediğiniz adam, yurtsever dediğiniz adam, vatansever dediğiniz adam Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmaz ya. Kaçıran adam, kendi vatan toprağını terk eden adamdan milliyetçi mi olur ya? Biz
var olan sorunları, seçim kampanyamız şöyleydi. Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi anlattık. Bu süreçte evet, işte ben de aslında biraz onun için sordum. Fakat yani, karşımıza devletin hani neyi, valisi, neyi eksik devletin yaptığınız... kaymakamı, devletin cumhurbaşkanı, devletin bakanları, devletin televizyonu. Bir daha söyleyeyim. Devletin bütün televizyon kanalları. Artı havuz medyasının bütün televizyon kanalları. Ya neredeyse bizi terörist ilan edecekler. Akıl alacak daha şey. Daha önce sizle burada yaptığımız röportajda da konuşmuştuk. İşte teröristlerin seçim sonucuna yönelik temennileri, yorumları, size destek açıklaması. Bu videolar üzerinden zaten bu çok konuşuluyor. HDP'den de bu videolara bir tepki gelmedi. Siz belki muhatap almak istemediniz, bilemiyorum. Ama bunlara ilişkin belki daha keskin bir tavır göstermek gerekirdi diye bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Ben tabii ifademi dikkatli kullanmak istiyorum. Elbette teröristlerin videolarından bahsediyoruz. Onu da bir kenara koymak lazım. Ama belli ki bunların etki ettiği toplumun bir kesimi var. Ve bugün hala bunlarla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Teröristlerin videoları kime yarar? Şimdi aklımızı kullanalım. Değil mi? Kur'an'da da yazar, aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Aklımızı kullanalım. Teröristlerin yaptığı açıklama kimin işine yarar? Benim işime yarar, sarayın işine mi yarar? Şöyle düşündüğünüz zaman sarayın işine yarar. Onları kim konuşturuyor? Saray konuşturuyor. Ben boşuna mı diyorum Kandil'in anahtarı Erdoğan'ın cebindedir diye? Boşuna mı söylüyorum? Oradaki unsurları harekete geçirdiğini ben bilmiyor muyum? Gidip görüştüklerini ben bilmiyor muyum? Bütün dolaplarını biliyoruz bunların. Olayı alıp ekonomik krizi bir tarafa bırakmak, yoksulluğu bir tarafa bırakmak, devletin beka sorunu. Beka sorunu zaten sensin. Memleketi kuru soğana muhtaç eder hale getirdin ya. Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırdın. Beka sorunu budur. Rüşvetin, yolsuzluğun meşrulaşmasıdır beka sorunu. Beka sorunu budur. Siz kalkıp da bütün bunların hepsini, memleketin bu halini bırakıyorsunuz, memleket elden gitti. Evet biz de diyoruz ki bu memleket elden gitmesin, bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın, bu kadar yol geçen haline dönmesin. Yarın öbür gün sığınmacı sayısı 10 milyondan 30 milyona çıkacak, Türkiye çok daha büyük bir sıkıntının içine girecek. Bakın bugün Hatay'da Muhtarlar Derneği Başkanı, hakkımı helal etmiyorum dedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ne için? İktidara diyor. Hatay'ı bu duruma soktukları için. Bizleri perişan ettikleri için. Yine aynı şekilde Kaynakçılar Tornacılar Dernek Başkanı. Reyhanlı'da diyor. Reyhanlı kadar Suriyeli var diyor. Benim dükkanım var, vergi veriyorum. Suriyeli'nin de dükkanı var, vergi vermiyor diyor. Ben ikinci sınıf vatandaşım, Suriyeli birinci sınıf vatandaş diyor. Beka sorunu bu mudur? Beka sorunu budur. Erdoğan ne diyor? Suriyelileri göndermeyeceğim diyor. Burada kalacaklar diyor. Yarın yenileri gelecek diyor. 30 milyona çıkacak sayıları diyor. Beka sorunu bu değil midir? Hele Hatay. Bizim için Hatay dokusu çok önemlidir. Evet. Bütün bunları toplumun gözünden kaçır. Efendim işte biz teröristlerle yan yanaymışız. Bunu çık topluma anlat. Çıksın yüreği yetiyorsa ve namuslu bir insansa çıkar karşıma bunları anlatır. Benim karşıma çıkar anlatır. Çıksın karşıma. Şimdi, niye çıkmıyorsun? Sığınmacı konusunda benim işte bir şey mi söyleyecektin Sevda? Beka meselesinden bıraktığı yerden Sayın Genel Başkanım bir soru ilave etmek isterim. İktidarın özellikle terörle mücadele, din ve milli savunma sanayi gibi konularda yapmış olduğu propagandanın etkili olduğunu gördük ilk tur sonuçları için. Siz kendinizi bu konuda eksik olarak değerlendirdiniz mi? Bir söylem değişikliğine de gittiniz. Neden iktidara oranla halkı ikna etmekte bu konuda zorlandınız? Bir de ikinci tur açısından bunu tersine çevirmek adına işte Diyanet'ten sorumlu olacak kişinin ilanı ya da İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'na getirilecek isimlerin önceden ilanı gibi bir formül üzerinde istişare yaptınız mı? Bunu hiç düşündünüz mü? Değerlendirir misiniz böyle bir şey? Şimdi savunma sanayi söyleyeyim. Biz benim ağzımdan savunma sanayi aleyhine bir cümle duydunuz mu? Ya milli mesele bu. Adı üstünde Milli Savunma Bakanlığı. Yani silah üretildi de biz karşı mı çıktık?
İHA SİHA üretildi, biz karşı mı çıktık? Karşı çıktığımız bir şey var. Israrla söyledik. Kardeşim, tank palet fabrikasını Katar ordusuna niye sattın? Söylediğimiz bu. Başka? Savunma sanayide elbette ki. Kaldı ki savunma sanayi bunlar kurmadı ya. Akıl var, mantık var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı. Bütün savunma sanayinin ana aktörlerinin kurucusu zaten o. Aselsan'da, Havelsan'da, Roketsan'da, makine kimyada zaten duruyor Kırıkkale'de. Ya niye karşı çıkalım? Bunlar bir partinin değil ki. Bir parti bunları üretmiyor ki. Bu devletin. Devletin ürettiği bir silaha biz neden silah üretiyorsunuz? Niye söyleyelim? Akıl var, mantık var. Ama şöyle bir algı. Bunu sadece bir parti yapıyor. Ya parti devleti mi burası? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti devleti mi? Bir AK Parti devleti algısı yaratmaya çalışıyorlar. İşte bu beka sorunudur. Burası bir AK Parti devleti değil. Burası anıyla şanıyla kurulmuş, Milli Kurtuluş Savaşı sonrası oluşturulmuş Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ve hepimiz de bu devletin saygın vatandaşlarıyız. AK Partilisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi de, İYİ Partilisi de, 85 milyon bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır. Biz kendi ülkemizde böyle yaşamak istiyoruz. Silah üreteceğiz, elbette ki savunma sanayimiz güçlenecek. Özellikle bu bölgede, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, Türkiye'nin savunma sanayinde güçlü olması lazım. Bu konuda eğer teşekkür edilecekse birisine, rahmetli Ecevit'e, rahmetli Erbakan'a, rahmetli Turgut Özal'a teşekkür etmemiz lazım. Savunma sanayi fonunu kuranlar onlardır. Kaynak ayıranlar onlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfıdır. O vakfın yaptığı çalışmalar var. Şimdi biz bunları alıyoruz. Sanki bunlar yapıyorlar, başka savunma sanayi yok. Ve sanki biz karşıymışız. Ya niye karşı olalım? Akıl var, mantık var. Hiçbir zaman karşı olmadık. Ve karşı olmayız. Sadece ben değil. Vatanını seven hiç kimse karşı olmaz. Bir daha söylüyorum. Vatanını seven hiç kimse karşı olmaz. Kabinenizde yer alacak isimleri ilan etmeyi değerlendirdiniz. Ha, isimler konusu oturulur. Şimdi biz bir lider partisi değiliz. Yani ittifak da bir kişinin iki dudağına bakmıyor. İstişareyle, akılla, mantıkla biz karar alırız. Öbür tarafta herkes aklını kiraya verdiği için bir kişi söyler, diğerleri biat ederler. Bizde öyle bir şey yok. Öyle. Herkes düşüncesini söyler. Sonunda bir doğru yol üzerinde anlaşırız. Bir doğru kararı alırız ve bunu kamuoyuyla paylaşırız. Şu anda bizim bakan belirleme gibi bir düşüncemiz yok. Ama bizim mükemmel kadrolarımız var. Ekonomik kadrolarımızın hiçbirisi, onların hiçbir partide de yok. Artı Cumhur İttifakı'nda da öyle bir kadro yok. Çünkü öyle bir kadroya ihtiyaç duymuyorlar. Bir kişi var. Biz devlette liyakati niye savunuyoruz? Devletin her kademesinde en yetkin kişilerin olmasını istiyoruz. Biz bugünden Merkez Bankası'nın başına kimin gelmesi gerektiğini, BDDK'nın başına, Kamu İhale Kurum başına kimlerin gelmesi gerektiğini çalışıyoruz zaten. Buralarda çok nitelikli, konusunu bilen, ahlaklı, erdemli, liyakatli kişileri getireceğiz. Hali hazırda aklınızda belli isimler var sanıyorum. Hali hazırda aklınızda belli isimler var, ekonomi yönetimler. Zaten belli isimleri açıklamıştınız, söylemiştiniz. Elbette var zaten. Evet. Yani bunlar gelecekler, görevlerini yapacaklar. Herkes görecek ki bu insanlar vatansever, bu insanlar asla yolsuzluklara izin vermezler. Bu insanlar gerçekten de bürokrasinin kilit taşı olacaklar. Ve bu insanlar bürokrasideki bütün çürümüşlüğe son verecekler. Şimdiden açıkladığımız zaman bu insanları yıpratırlar. Ellerinde korkunç bir makine var. A dedi, vay kıyamet koy. Neden A dedin? Sana ne ya? Ben A da derim, B de derim. Alfabe 29 harf kardeşim. Dediğim gibi öyle bir kampanya açıyorlar ki işte sanki bir tek savunma sanayini onlar savunuyor, biz savunmuyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, devleti o kadar yıpratıyorlar ki. Çin'e gittim. Çin'de bir uçağı gezdiriyorlardı. Kendilerinin yaptığı bir yolcu uçağını gezdiriyorlardı. Ama uçağın ön bölümünü tümüyle kapatmışlardı ve oraya televizyoncuların girmesine izin vermediler. Çünkü oradaki donanımın başkaları tarafından görülmesini istemiyorlardı. Biz bir şey yapıyoruz, bütün televizyon kameralarını çağırıyoruz oraya. Diyorum ya, devleti yönetmesini bilmiyorlar. Devlet sırrı kavramı nedir onu da bilmiyorlar. Devlet böyle yönetilmez.
Devlet ya akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir ya. Devletin sırları vardır. Sen kalkıyorsun her şeyi televizyoncular, şunlar, bunlar. Onların tamamını yabancı istihbarat örgütleri tarafından alınıp sonra her bir karesi üzerinde nasıl düşündüklerini bunlar bilmiyorlar mı? Emin olun bilmiyorlar. Farkında bile değiller. Çünkü devlet nasıl yönetilir onu bilmiyorlar. Efendim sığınmacı konusu son bir hafta içerisinde sık sık siz de vurguluyorsunuz, söylüyorsunuz. Dediniz ki 2 sene içerisinde güvenli bir şekilde göndereceğiz. Bu üzerinde durduğunuz bir konu. Şimdi bir yandan o sığınmacıları alıp göndermek var. Bir yandan da Avrupa ile yapılan bir geri kabul anlaşması var. Siz bu sorun çerçevesinde biz o anlaşmayı artık iptal ediyoruz, uygulamayacağız. Öyle bir şey yok diyecek misiniz? Eğer öyle olursa daha önce bizim programımızda da bahsettiğiniz bu vizesiz Avrupa vesaire gibi sorunlarda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Hiçbir sıkıntı yaşamayız ama bizim çok açık ve net olmamız lazım. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'ın devleti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İki, ben Avrupa'nın sığınmacı deposu değilim kardeşim. Bana para verdin diye ben gidip de bugün 10 milyon, yarın 30 milyon sığınmacı gelecek, burada depo olacak. Ben depon muyum ya senin? Kusura bakmayın diyeceğiz. Biz bunları göndereceğiz. Ama benim o göndereceğim insanların insani koşullarda kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Yolları, okulları, köprüleri, kreşlerin, bunların yapılması. Parayı sen vereceksin. Peki bu 2 senede bunu yapmak mümkün mü efendim? Yani niye mümkün neticede, olmaz? Efendim oturup anlaşma yapacağız zaten. Geri göndermek Suriye, açısından söylüyorum. Geri anlaşma yapacağız Suriye hükümetiyle. Bunların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Onları yapacağız. Paralarını alıyor. Avrupa Birliği parayı verecek. Ha ben bunu vermek istemiyorum. O zaman kusura bakma, geri kabul anlaşmasının hiçbir anlamı yok. Ben senin emrinde çalışan bir devlet miyim ya? Sen rahat et diye ben bütün sıkıntıları 85 milyon sırtına mı yıkayım ya? Kimse kusura bakmasın. Bunlar Türkiye'yi devlet olmaktan çıkardılar ya. Bir daha ifade edeyim. Türkiye'yi devlet olmaktan çıkardılar. Emir olan bir organ haline getirdiler. Sen geri kabul anlaşmasını niye imzaladın? Şunu sormak istedim. Keşke karşıma gelseydi de sorsaydım. Ya arkadaş, sen bu geri kabul anlaşmasını niye imzaladın? Sanırım Davutoğlu zamanı imzalanmıştı diye. Koltuğunu korumak için. Söyleyeyim, koltuğunu korumak için. Ya bana karşı çıkarırlardı. Yani sen dünya lideriydin. Bunları aldın. Şimdi geri göndermeyeceğim diyorsun. Sayıları her seferinde artıyor. Sadece Suriyeliler de değil. Afganistan'dan tut, Pakistan'dan tut, Afrika'dan tut. Her yerden gelen var. Zaten sınır diye bir şey kalmadı. Orada hudut namustur diye bir tabela var. Tabelaları da kaldırsınlar. Hiçbir anlamı yok o tabelaların. Sadece onlar gelmiyor bakın. Uyuşturucu baronları da geliyor, uyuşturucular da geliyor. Ya Türkiye'yi bir uyuşturucu cennetine çevirdiler. Kökünü kazıyacağım. O uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Kökünü. Peki. Herkes bilsin. Bir reklam arası vereceğiz. Devleti devlet olmaktan çıkardılar diyorum. Devleti devlet olmaktan çıkardılar. Her tarafa paralar dağıtıyorlar. Seçim kampanyasında devletin bütün organlarını harekete geçirdiler. Baskılar kurdular. Valilerin, kaymakamların neler yaptığını da çok iyi biliyorum. Ama namuslu, düzgün vali ve kaymakamlar da var. Onların başımın üstünde yeri var. Hepsini biliyoruz. Seçim gününde konuşacağız efendim dönünce. Bir reklam arasının ardından buradayız. Tekrar merhaba. Seçim 2023 devam ediyor. Konuğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette birkaç gün kaldı artık ikinci tura ve ikinci tur kampanyasını ve tüm siyaset gündemini konuşuyoruz. Fevzi de kaldı sıra. Hemen sözü sana bırakayım. Efendim, bir önceki bölümde bıraktığınız yerden devam edeyim istiyorum. Geri kabul anlaşmasına değindiniz. Ancak bugün ittifakınız içerisinde yer alan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Aynı zamanda Ümit Özdağ'la bir müzakere içerisindesiniz. Yarın muhtemelen buna dair bir açıklama yapacaksınız. Onun en temel politikası sığınmacılar. Bu konuda çok keskin bir politikası var. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın içerisinde sığınmacılar konusunda farklı yaklaşımlar var. Tüm bunları nasıl değerlendirirsiniz? Sığınmacılar konusunda Millet İttifakı'nda farklı yaklaşımları yok. Bizim zaten ortak mutabakat metnimizde var zaten bu. Dolayısıyla eğer farklı yaklaşım diye bir
algı varsa toplumda bu doğru değil. Biz sığınmacıların kendi ülkelerine gitmelerini istiyoruz. Sadece sığınmacılar değil, kaçakların da gitmesini istiyoruz. Bakın, bizim askerlerimiz Suriye'de her an bir çatışmayla karşı karşıya kalabilirler ve her an şehit olabilirler. Suriye'deki bizim gelen sığınmacılar, hani yaşlı olsa tamam eyvallah, çocuk olsa eyvallah, kadın olsa hadi onu da kabul edin. Ya bakıyorsun gencecik 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında gençler ellerini kollarını sağlayarak sığınmacı diye bizde geziyorlar ya. Bizim askerimiz orada şehit olacak, beyler gelecek burada krallar gibi yaşayacak. Bizim burada esnafımız perişan olacak, onların esnafları krallar gibi yaşayacak. Kilise gittim, ana cadde var. Ana caddede neredeyse Türk esnaf kalmamış. Ben kilisliyim efendim. Asıl mesele şu efendim, şimdi ben biraz önce arada ifade etmek istedim ama siz de duymadınız. Asıl mesele aslında... devleti Erdoğan'ın yönetememesi. Asıl mesele bu. Peki. Bu sığınmacılar konusuyla alakalı benim söyleyeceğim asıl mesele. Şimdi bu geri kabul anlaşmasını imzalayan Sayın Davutoğlu. Deva Partisi'nin içinden de sığınmacılara yönelik sizin ifadelerinizden daha farklı yaklaşımlar var. Yani işte böyle olmamalı, daha işte yumuşak olmalı sığınmacılar konusunda. Kabaca böyle söyleyen açıklamalar var. Onları ikna ettiniz mi? Tamam, bir mutabakat var, üzerinde uzlaştınız. Onlar ikna olmuş durumda mı? Soracağım bu. Yani bu bizim sığınmacıların ortak, geri gönderilmesi ortak konusunda. Mutabakat metninde bu var ve göndereceğiz. Sadece ortak mutabakat metninde zaman yok. Yani 1 yıl, 5 yıl, 3 yıl, bu zaman yok. Ama biz 2 yıl. Düzensiz sığınmacıların hepsi gönderilecek ama siz 2 yıl diyorsunuz. 2 yılda yapmaya çalışacaksınız. Belki de çok daha erken bir sürede olacak bu. Anladım. Peki. Belki daha erken sürede olacak. Peki. Evet, buradan gelelim ikinci tura. İkinci turda tabii yaklaşık 2.2 milyon oy farkı var Sayın Erdoğan'la. 2.5 milyona yakın bir oy farkı var. Bunu tersine çevirebilecek misiniz? Çevireceğiz. Muhalif seçmen diyebiliriz zannediyorum. Muhalif seçmen motive mi? Çünkü ilk günlerde bir hayal kırıklığıyla bir de ikinci turu ilk kez yaşıyoruz. Seçmenin nasıl hareket edeceği konusunda soru işareti vardı. Bu hafta biraz daha kampanyalarda hareketli geçiyor. Sizce seçmen sandığa gidecek mi? Seçmen sandığa gitmeli. Oyunu kullanmalı. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu acı tablonun değişmesi lazım. Eğer seçmen kendi çocuklarını, kendi evlatlarını düşünüyorsa, çocuğu üniversiteyi bitiren çocuğun işsiz olduğunu, kızının işsiz olduğunu görüyorsa, pazara çıktığı zaman hayat pahalılığını görüyorsa, kendilerine montajlı videolarla yalan söyleniyorsa ve o aşağılık işi yapan insanlar bunu politika olarak yapıyorlarsa vicdan sorgulaması yapması lazım. Bu yanlıştır. Böyle devlet yönetilmez denmesi lazım. Eğer böyle bir devlet anlayışı varsa bu Türkiye için ve Türkiye'nin geleceği için bir beka sorunudur demesi lazım. Ve sandığa gitmesi lazım. Ve bu düzeni, bu yapıyı, bu anlayışı değiştirmesi lazım. Herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi lazım. Herkesin. 22 yıldır devleti yönetiyor. 22 yıldır ya. 22 yıldır terörü bitiremedin. 22 yıl. Oysa rahmetli Ecevit bunlara biten bir terörü devretmişti. Biten bir terörü. Nasıl oluyor da bu? Hangi akılla, hangi mantıkla? Nasıl bir devlet yönetimidir bu? Size oy veren seçmenden daha fazlasını hatta karşı taraftan da yanınıza çekebilmeniz ya da sandığa gitmemiş seçmeni sandığa getirebilmeniz gerek. O nedenle bizim şu anda geçen dönem milletvekilliği yapan ve bu dönem yeniden milletvekili seçilen bütün arkadaşlarımız şu anda Anadolu'da çalışıyorlar. Her tarafta çalışıyorlar, anlatıyorlar, neyin nasıl olması gerektiğini anlatıyorlar. Sorunlar varsa sorunları aktarıyorlar. Bütün bunların hepsi bir şekliyle topluma anlatılıyor. 2,5 milyon çok büyük bir rakam değil. Bu rakam çok rahatlıkla kapatılacak, göreceksiniz. Daha Ekrem rahat Bey bir dedi tablo ki, çıkacak Ekrem ortaya. Ekrem İmamoğlu birinci turdan daha kolay dedi. Daha kolay ikinci tur. Ya bu hani sizin söylediğiniz referandum mahiyetinde olduğu için öyle, mi? Daha, neden ya? Başka bir seçmen grubu da mı denkleme dahil oluyor? Referandum mahiyetinde zaten bu. Hı-hı. Yani vatanseverlerin beraber olması lazım. Vatanseverlerin ortak hareket etmesi lazım. Vatanını seviyorsan bu düzeni gelip değiştireceksin. Bu kadar basit. Eğer sen sığınmacıdan şikayet ediyorsan, hayat pahalılığından şikayet ediyorsan, yolsuzluklardan şikayet ediyorsan,
liyakatsizlikten şikayet ediyorsan, evladın işsizle şikayet ediyorsan, 22 yıldır bunu beceremeyenlerin gitmesi lazım. Demokrasinin özü budur. Hani yeni geldiler de ya daha yeni ısındık biz bu işi götüreceğiz falan diyorlarsa yok 22 yıldır. 22 yıldır yapamadılar. Beceremediler. Devlet soyuldu. Onu da söyleyeyim. Devlet soyuldu. Bu zengin devlet ya resmen soyuldu. Paralar yurt dışına götürüldü. Milyar dolarlar yurt dışına götürüldü. Ha bundan şikayetçi değil. Şikayetçi olmayanları biliyorum. Beşli çeteler başta olmak üzere bir eli yağda bir eli balda olanlar, 4 yerden 5 yerden 6 yerden maaş alanlar, aylık alanlar, paralarını yurt dışına götürüp dünyalıklarını yapanlar, Londra'da, Chelsea'de lüks villalarda oturanlar, bunlar şikayet etmiyor zaten. Bunlar hayatlarından memnun. Asıl geniş kitle, onlar hayatlarından memnun değil. Efendim Cumhurbaşkanlığı sonuçlarını sorduk. 45,5 sizin yeterli geldi mi gelmedi mi işte sonra ne olacak bunları konuştuk. İşin meclis aritmetiği kısmına girdiğimizde de Cumhuriyet Halk Partisi 4 partiyle beraber 25,5 en son öyle hatırlıyorum değil mi? Yanlış evet. Yok. 25,5 oy aldınız. Bunu bekliyor muydunuz? Yok biz daha yüksek bekliyorduk. Şuralarda sorun oldu der misiniz? Ortak listeyle girmek o 4 partiyle beraber aslında bundan bir avantaj sağlayacağınızı düşünürken bir dezavantaja dönüşmüş olabilir mi? Hiç onu düşünmedik. Zaten düşünmenin bir mantığı da yok zaten. Beraber yola çıktık, beraber yürüyoruz zaten. Dolayısıyla hani şöyle oldu, böyle oldu vesaire falan hayır. Neden bir 6 parti bir araya geldik? Çünkü Türkiye'nin yeniden inşa sürecine girmesi lazım. Bütün kurumlarıyla. Bozulan, yıpranan, devletin bütün kurumlarında tahribat var. Yargıtay Başkanı çıkıp da, ya bu ülkede yargıya olan güven %30'a inmiştir diyorsa, devletin temelleri sarsılmış demektir. Devletin kolonlarında tahribat var demektir. Bunu tek başına bir partinin düzeltmesi doğru değil. Bu birlikteliği sağlayan bir yapının yani bunu düzeltmesi sadece lazım. Sadece seçim ya da oy hesabı değil miydi diyorsunuz? Çünkü şöyle deniyor, Millet İttifakı'nın genişlemesinin bu anlamda bir getirisi olmadı. Örneğin Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin hem sahadaki varlığıyla hem de oy taşıma anlamında evet. Büyük bir katkı sağlamadığı yönünde bir değerlendirme var. Öyle mi? Daha farklı olmasını mı siz de beklerdiniz? Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar. Yani ona benim niye bu değerlendirmeyi yaptın diye bir suçlama yapma hakkım yok zaten. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Devletin çürüyen, yıpranan kolonları var, tahrip edilen kolonları var ve bu kolonların yeniden inşa edilmesi lazım. Güçler ayrılığının olması lazım, yasama, yargı yürütmenin olması lazım. Medyada ciddi bir parçalanma var, medyada da ciddi bir çürüme var ve bu çürümenin kesinlikle düzeltilmesi lazım. Düşünün, gerçekten komik. A Haber gelen yabancı birisi oy kullanırken A Haber muhabirinin şeyi tutması, Türkçe soru sorması, onun Arapça cevap vermesi, sonra telif hakkı diye o başka bir yerde bu yayınlanmasın diyor. Ya medya bu duruma düşebilir mi Allah aşkına ya? Medya, yani halka doğru bilgi verme amacıyla, geniş kitlede doğru bilgi verme amacıyla kurulan bir organ nasıl olur da bir partinin arka bahçesine dönüşebilir? Ve nasıl olur da bir gerçeği saklamak için bir başka kılıf uydurmaya kalkar. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Medyanın özgürce bütün siyasal yapıları özgürce eleştirmesi lazım. Eleştiri hakkını kullanması lazım. Çünkü bir siyasetçinin övgüden çok, hatta hiç övgüye gerek yok, eleştiriye ihtiyacı vardır. Neyi nasıl yapacağı konusunda. Benim görmediğimi medya mensubu görebilir. Benim duymadığımı medya mensubu duyabilir. Kendisinin yazılarını, eleştirilerini okuduğunuz zaman varsa hatanız süratle düzeltirsiniz. Bu topluma hem dinamizm kazandırır hem siyasete inandırıcılık kazandırır. Şimdi siyasetçiye de inanç yok. Toplum dinamizmi de kaybolmuş vaziyette. Kamplara bölünmüş bir toplum halindeyiz. Türkiye'nin bu kamplaşmadan çıkması lazım. Asıl beka sorunu bu. Emperyal güçler zaten toplumun ayrışmasını, kutuplaşmasını ve iç kavgaların körüklenmesini isterler. Biz de buradan Türkiye'nin çıkmasını istiyoruz. Daha huzurlu bir Türkiye. Kendi aramızda farklı görüşler olabilir. Gayet doğal bu zaten. Ama
bu bir kavga nedeni olmalı, olmamalı. Biz siyasi partiler iyilikte yarışmalıyız, kötülükte değil. Biz iyilikte yarışma için yola çıkıyoruz. Öbür taraftan çıkıp montajlı videolarla toplumu zehirliyorlar. Bakın açık söyleyeyim, toplumu zehirliyorlar. Bir kitleyi zehirliyorlar ve bunun doğru olduğunu anlatıyorlar. Dedim ya, Allah büyüktür. Çıkıp en sonunda kendisi itiraf etmek zorunda kaldı. Bunlar montajdır diye. Peki hangi yüzle bir daha toplumun önüne çıkacaksınız? Hangi yüzle? Yüzünüze astar olması lazım. Astar olması lazım. Hangi yüzde, hangi ahlakla, hangi erdemle? Ve çıkıp topluma diyemezsiniz. Ben dürüst bir adamım diyemezsiniz. Ben yalancı değilim diyemezsiniz. Ben doğru bir adamım diyemezsiniz. Doğru bir insanım diyemezsiniz. Bu kadar kötülüğe bulaşan birisi, çirkinliğe bulaşan birisi, çirkefe bulaşan birisi siyasetçi olmamalı. Siyasetçi farklı bir şeydir. İyilikte yarışan kişidir siyasetçi. Ülkesini seven, insanını seven, her insana saygı duyan birisidir. Böyle bakmak lazım. Efendim, sandık güvenliği seçim konusuna... Seçim gününe ya istersen, çünkü öyle tartışılıyor değil mi? Yani seçim günü üzerinden. Ben birkaç soru arka arkaya soracağım müsaadenizle sandık güvenliği konusunda. Hem birinci tura ilişkin hem de ikinci tura ilişkin birkaç sorun var ki bunu aslında ilk tur bağlamında çok yoğun tartıştık. Öncelikle ilk sorum olsun, sonrasında devam edeceğim. Sandıklara ilk tur bağlamında hakim olduğunuzu bütünüyle düşünüyor musunuz? Yaklaşık 200 bine yakın sandık var zaten, biliyorsunuz. Bazı sandıklarda görevlimiz yoktu çünkü orada İyi Partililer var. Yani biz de İyi Parti oy veriyorduk. Belli seçim bölgelerinde İyi Parti'nin sandık görevlisi vardı. Bizim de müşahitlerimiz vardı. Bazı yerlerde de İyi Parti'nin yoktu, bizim vardı. Ama Türkiye genelindeki bütün sandıklarda müşahitlerimiz vardı. Bütün sandıklarda. Bunların yetersiz olduğunu gördük müşahit sayesinde. Şöyle bir eleştiri getirildi, özür dilerim. 20 bin dolayında sandıkta CHP temsilcisinin bir şekilde bulunmadığına dair böyle bir durum var mıydı? Şimdi o gece şöyle, bilgiler çok hızlı aktı. Fakat bilgisayara girişte aksaklıklarımız, yani yavaşlamamız oldu. Sorun biraz oradan kaynaklandı. Ama yoksa sandık başında bütün, bir problem bütün veriler, yoktu. Bütün veriler geldi. Tabi bu arada sadece bizim bine yakın itirazımız oldu sandıklara. Sadece bizim değil, AK Parti'nin itirazları oldu. Hatta bazı yerlerde AK Parti 10 kez, 11 kez, bazen 8 kez sayıma yol açtı. Sayılmasını istedi sandıkların. O nedenle bilgilerin akmasında baştan tutanaklar geldi. Onlar yüklenmede biraz zaman aldı. Dolayısıyla öbür taraftan Anadolu Ajansı topluma çok daha farklı bilgiler, sanki Erdoğan kazanıyor. %57 ile açtılar. %57 ile açtılar. Tabii bu... Siz o arada bir tweet attınız, öndeyiz diye. Öndeyim diye değil mi? Yanlış mı? Evet. Öndeyiz, o zaman öndeyiz. Bize gelen bilgi, çünkü büyük size kentlerden... Size o sırada sizin önde geldiğiniz zaman bir bilgi. Evet, büyük kentlerden bilgi akıyordu Ekrem bize. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarına çok eleştiri geldi iktidardan. Yani Anadolu Ajansı'nın verilerine yönelik ve biz sabaha kazanmış olarak sonuçlanacak şeklindeki açıklamalarına. Evet. Bir yanlış yönlendirme mi oldu bu açıklamalarla ilgili? Sonuçlar da büyük oranda Anadolu Ajansı'nın verileriyle YSK verileri büyük oranda örtüştü. Ancak siz Anadolu Ajansı'nın ilk anda yüksek oran açıklaması nedeniyle bir psikolojik atmosfer mi oluşturduğunu diyelim. Anadolu Ajansı'nın öteden beri düşüncesi şu: önce iktidar partisinin gelen oylarını verir. Ondan sonra aşama aşama diyor. Biz bunu İstanbul seçimlerinde de gördük. Doğru vermiyor, zamanda vermiyor, yeterli vermiyor. Hani her gelen bilgiyi zamanda aktarabilse ben bunu anlarım. Sandıklara müdahale, polisin gidip bilgi almak istediğini de biliyorum. O konuda İçişleri Bakanlığı'nın devreye girdiğini biliyorum. İki kez İçişleri Bakanlığı kendi kurduğu bir yapıya bilgi aktarılması ve polislerin bilgi almasını istedi. Yüksek Seçim Kurulu iki kez de reddetti. Ama buna rağmen polisler gittiler sandıklara, sandıklardan bilgi almaya kalktılar. Bazı sandık başkanları bunu reddetti, bazıları bu bilgileri verdi. Dolayısıyla bir müdahaleyi de biz zaten gördük, bu bize de bir şekilde aktarıldı. Seçim sonucunu etkileyecek bir, bugüne geldiğimizde seçim sonucunu etkileyecek bir sıkıntı olduğunu, bir hata, bir hile yapıldığını şu anda düşünüyor musunuz? Yoksa tabii bu sonuçlar doğrudur diyor bakın musunuz? Bakın size şunu söyleyeyim. Siz Almanya'da seçim sonuçlarının burada hile yapıldı diye tartışıldığını hiç duydunuz mu? Veya Kanada'da, veya Japonya'da, veya bir başka yerde.
Biz güvenmiyoruz. Neden? İktidara kimse güvenmiyor. Toplum büyük bir kısmı bunlar yani oy çalacaklar diyorlar. Ama efendim sandıkların başında siyasi parti ve devlete duyulan saygının ne kadar kaybolduğunu hepimiz bir şekliyle görüyoruz. Buradan devletin çıkması lazım. Bütün bilgilerin şeffaf bir şekilde topluma aktarılması lazım. Aktarmıyorlar. İstanbul seçimlerinde gördük biz bunu. Diğer seçimlerde de benzer uygulamaları gördük. Torbaların değiştirilmek istendiğini gördük. O nedenle normalde bizim yaklaşık bakıldığı zaman 200 bin sandık var. Müşahitlerle beraber biz 500-550 bin kişiyi görevlendirmişiz. Şimdi bu sefer 1 milyon hedefimiz var ve 1 milyon kişi müşahitlerin sandıkta olması lazım. Bir ilde müftü şunu söyledi. Ben müftüyüm. Burada doğru bir sayım yapmak istiyorum. Sizin müşahitiniz iki, karşı taraf çok kalabalık, bize baskı yapıyorlar. Ama ben bir derin insanıyım. Dolayısıyla benim düzgün bir şey yapmam lazım. Lütfen bir dahaki seçimde müşahit sayısını artırın, burada bir denge olsun. Biz de görevimizi doğru dürüst yapalım diye. Düşünebiliyor musunuz? Buna benzer. Doğuda, Güneydoğu'da daha büyük olaylar var. Hiç sandık başına gitmeyen kişilerin oylarının nasıl, daha doğrusu mühürlerin nasıl basıldığını... Peki şu an yani Kürşat'ın sorduğu soru, çıkan finalde itirazlar sonrasında tamamlanan haliyle sağlıklı sonuçlardır, doğru sonuçlardır diyor musunuz? Yoksa bir soru işareti koyuyor musunuz? Bazı soru işaretlerimiz var şu anda. Hala mı var? Hala var ve birinci çalışıyorum. Birinci tura ilişkin. Tabii. Ya hayır, birinci turla ilgili. Birinci turda nerelerde bizim... zayıflığımız. Sizin kendi çalışmanızla ilgili soru işaretleriniz var. Elbette, elbette. Yok, onu ben, yani. Ben oy oranı çıkan sonucu kastediyorum. Oy oranı ile ilgili. Oy oranını tartışmıyoruz. Şunun için tartışmıyoruz. Zaten ikinci tur başladı. İkinci tur başladı. Hedef ikinci turu almak yani. Dolayısıyla orada oyu tartışmanın şu anda bir mantığı yok yani. Efendim, yapılan şeyleri biliyoruz. Pek çok sorun var, onları da biliyoruz. Sorunun nerelerde olduğunu da, sandık bazında nerelerde olduğunu da bir şekliyle arkadaşlarımız araştırarak buldular. O bölgeye milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Benzer bir sorun çıkmasın diye arkadaşlar orada çalışıyorlar. Bütün bunların hepsi üzerinde duruluyor. Onursal Bey'in görevden almanız ya da istifasının temel sebebi neydi? Yani Onursal sistem mi işlemedi? Kendi isteğiyle. Kendi ayrılıyor. Kendi isteğiyle geldi. Ben hani bu tartışmalardan sonra kendisini fazla yıpranmasını doğru bulmadığını dolayısıyla kendi isteğiyle ben ayrılayım diye söyledi. Ona da saygı duymamız lazım. Onursal Bey. Sistem de sorunsuz genç, çalıştı dinamik, dedi. Genel Başkan Yardımcısı'ndan da. Evet, sistem sorunsuz çalıştı dedi. Onursal adı güzel daha sonra açıklama yaptın. Onursal Bey sistem sorunsuz çalışıyordu. İletişim ekibi kapattırdı şeklinde bir eleştiri açıklama yaptı daha sonra. Buna dair ne dersiniz? Biraz gecikmeler oldu. Yani sorunu bilgiyi yüklemekte gecikmeler oldu ve dolayısıyla o gecikmelerin getirdiği sıkıntılar çıktı ortaya. Peki efendim, bu Türkiye'de... Bir sisteme dışarıdan müdahaleyi de dikkate alarak arkadaşlar onlar ilgili de... Dışarıya kapattınız zaten. Tümüyle dışarıya kapatıldı. Hiçbir yere uç verilmedi ve dolayısıyla dışarıdan yapılacak müdahaleler konusunda da son derece dikkatli davranıldı. Efendim, Türkiye'de seçimleri siyasi partiler yapıyor. Sandık başlarında da siyasi partilerin temsilcileri var. Seçim kurullarında da yine siyasi partilerin temsilcileri var. Siz az önce sorunlar yaşadığınızı ifade ettiniz. Birinci turda daha organize olamaz mıydınız sandıkların tamamına hakim olma noktasında? Bize gelen çok sayıda tespit var. İşte ıslak imzalı tutanakların genel merkeze ulaştırılamadığı, az önce siz de ifade ettiğiniz bu tutanakların veri girişinin biraz daha aksadığı yönünde daha organize ulaştırılamadı bir... demedim. Yok, ulaştırıldı. Ben sizin şey geç girdi, biraz gecikti dediniz. Bilginin eleştiri mahiyetinde getiriliyor, onu ifade yani ediyorum yüklenme efendim. Yüklenme olayında gecikme oldum. O kadar yani, yoksa onların tamamı geldi. Bazıları gelmedi. Şimdi bakın, 200 bin kişi arkadaşlar, o gün birisinin cenazesi olursa sandık görevlisi gidemiyor. Birisi hastalanır, hastaneye yatarsa gidemiyor. Şimdi 200 bin kişi aynı anda değil. Onlara destek olmak için orada müşahitler var. Ayrıca bu bizim partiyle ilgili. İyi Parti'nin, DEVA'nın, Geleceğin, Saadet Partisi'nin, onların da orada. Eğer şey varsa yani
Onlar temsilci değil, müşahit bulunduruyorlardı. Onların da orada müşahitleri var. Yani sandık görevlileri var. Sayının belli bölgelerde yetersizliğinden kaynaklanan şikayetler geldi. Evet. Burada iki müşahit, bir müşahit var. Ne olursunuz 5 tane yapın, 6 tane yapın. O nedenle ben şu çağrıyı yaptım. Oy kullanan her vatandaş sayım sırasında orada olsun. Çünkü orası gizli kapaklı bir yer değil. Müşahitlikte de sınır yok. Baksın, sayıma baksın. Hemen gerekirse en yakın arkadaşına bizim sandıkta şu çıktı, şu parti şu kadar aldı diye yazsın göndersin. Dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Orada sayımların tutanaklara aktarılmasında da zaman zaman sorunlar var. Onların da düzeltilmesi gerekiyor. O konuda da arkadaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarımız var. Ama şunu rahat söyleyebilirim. İlk kez bir seçim sürecinde Türkiye coğrafyasının tamamında bu kadar ciddi önlem aldık. Geçen seçimlerde ikinci tur için diyorsunuz. Evet, geçen seçimlerde biz bazı ilçelere giremedi bizim gençlik kollarımız. Bıçaklandılar. Yani ne polisi ne kaymakamı sahip çıkmadı. Evet, Urfa'da oldu bunlar. 14 Mayıs'ta. Bu 14 Mayıs seçiminde. Hayır, daha önceki. Daha önceki. İlk turu kastetmiyorsunuz. İlk turu kastetmiyorsunuz. Yani şimdi her tarafa rahatlıkla gidilebiliyor. İkinci tur için sandık güvenliği konusunda herhangi bir endişeniz var mı? İkinci turla ilgili... Yani tedbirleri aldık dediniz. Yine de bir endişeniz yani var birinci mı? Birinci turdaki aksayan yönler, hangi sandıklara önem verilmesi gerektiği ve oralarda biraz güçlenmesi gereken yerler var. Hem gönüllüler hem örneğin benim çağrımdan sonra yanlış hatırlamıyorsam 65 bin kişi daha müşahit olmak için başvurdu. Onları da belli bölgelerde görevlendiriyoruz. Burada dağılımda bir sorunumuz var. Onu da rahatlıkla ifade edeyim. Büyük kentlerde olan yerlerde müşahit sayısında hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Daha çok küçük yerlerde, mezaralarda sıkıntımız var. Çünkü müşahit olarak bir kişiyi görevlendirme ikametgahının dışındaysa oy kullanma sorunu var. Oyunu kullanamıyor. Örneğin Ankara'da bir grup genç oyunu Ankara'da kullandıktan sonra hemen süratli bir şekilde bunlar Çankırı'ya gidecekler. Oradaki sandıklarda müşahit olarak ayrıca görev yapacaklar. Buna benzer uygulamalarımız olacak. Seçimden sonra, 28 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı ortaklığı devam edecek mi? Ya da bir sorun çıkabilir diye düşünüyor musunuz? Yok, hayır, herhangi bir sorun çıkmaz. Niye sorun çıksın? Şunun için soruyorum bunu. Şimdi bu 7 yardımcılı sistem, yani başta da eleştirildi bir kesim tarafından. En son Sayın Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Dedi ki eğer olumlu bir değişim olacaksa Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından feragat etmemeyi demek istiyor. Olabilir. Yani şimdi zaman zaman eleştiri geliyor. Ya 7 tane yardımcı olur mu? Niye olmasın? Yani akıl akıldan üstündür yani. Şimdi toplumu öyle bir noktaya taşıdılar ki ya devleti bir kişiye teslim etmişiz. Siz de gelin devleti bir kişiye teslim edelim böyle gitsin. Olmaz. Devlet böyle yönetilmez. Hı hı. Devleti böyle bir kişiye teslim ederseniz bugünkü tablo. Bu tablodan kim memnun? Bir grup memnun. Biz onların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama sokaktaki vatandaşın büyük sıkıntıları var. Dolayısıyla biz bir aradayız. Herhangi bir sorunumuz yok. Zaten bakanlar olacak. Göreceksiniz, bakanlar çok nitelikli insanlardan oluşacak. Gerçekten devleti sağlıklı, tutarlı şekilde yönetecekler. Var olan sorunların üzerine süratle gidilecek. Kaldı ki bakın, biz hangi kararları alacağımızı ve nasıl yöneteceğimizi ortak mutabakat metninde yaptık, açıkladık, kamuoyuyla paylaştık. Cumhur İttifakı'nda var mı böyle bir şey? Nasıl yönetecekler? Neleri yapacaklar? Kimse sormuyor bunu. Çok özür dilerim ama gazeteciler de sormuyor. Televizyoncular da sormuyor. Siz nasıl karar alacaksınız? Sizin bu Cumhur İttifakı içindeki pozisyonunuz nedir? Mesela Sayın Bahçeli'ye sorsanız pozisyonunuz nedir? Veya Hüdapar'ın genel başkanına sorsanız ya diğerleri çıkıyorlar da seni neden bir yerde tutuyorlar ve seni çıkarmıyorlar? Seni ikinci sınıf mı görüyorlar? Bunların sorgulanması lazım. Ama bunlar sorgulanmıyor. Neden? İktidarın baskısı var. Ya sorgularsak başımız belaya girer. Bunların sorgulanması lazım. Ne yapacaksınız önümüzdeki 5 yıl içinde?
Hangi kararları alacaksınız? Ekonomide ne yapacaksınız? Teknolojide ne yapacaksınız? Üniversitelerde ne yapacaksınız? Dış politikada ne yapacaksınız? Sığınmacıları göndermiyorsunuz. Peki sığınmacılara istihdam olanağını nasıl sağlayacaksınız? Bunlar sorgulanmıyor. Evet. Hatay'da soruyor. Ben diyor üniversiteyi bitirdim diyor. Suriyeli asgari ücretle çalıştığı için kimse bana asgari ücretin yarısıyla çalıştığı için kimse bana iş vermiyor. E ben de asgari ücretin yarısıyla çalışmıyorum. Bari beni sigortalı yapın diyorum asgari ücret üzerinden. Onu da kimse yapmıyor. E orada hem sigortasız hem vergisiz hem asgari ücretin yarısı ben açıkta kalıyorum ve üniversite mezunuyum ben diyor. Cumhur İttifakı'na bu sorun sorulması lazım. Erdoğan'a bu sorun sorulması lazım. Bizim insanımızın günahı nedir? Sorulması lazım ama bu sorulmuyor. Erdoğan çağırıyor, seçilmiş gazetecileri çağırıyor, önceden soruları veriyor. Beyler bana bu soruları sorun. Eğer cevapsa arkaya prompter'ı koyuyor, oradan okuyor. Ya bu mudur devleti yönetmek? Devlet böyle yönetilmez. Kimse kusura bakmasın. Yani bunun medya tarafından da eleştirilmesi lazım. Seçilmiş gazeteci olur mu? Bana şu soruyu sor diyen ya da şu soruyu bana sorma diyen bir tablo olur mu? Ama Türkiye bu noktaya geldi. Bu noktaya geldiği içindir ki Türkiye bir YouTube yayınına katıldınız. Bunu söylemeniz üzerine aklıma geldi. Sanıyorum yarın yayınlanacak Babala TV'de. Hatta yani gençlerin karşısına çıktınız. Evet. Onların eleştirel sorularına karşı. Katılmanız üzerinden de bir sürü şey konuşuldu. Böyle bir yayına Sayın Kılıçdaroğlu neden çıktı? Doğru mu? Tam da son virajda ikinci tura giderken kazanımlarım olur, dezavantajlarım olur. İçiniz rahat mı katıldığınız için? Memnun ayrıldınız mı? İyi ki katıldım diyor musunuz şimdi seçime? Birkaç yıl kala yayınlanacak. Çünkü sosyal medyanın ne kadar etkisi var bilemiyoruz. Yanıltıcı olduğunu da zaman zaman yani görüyoruz da ama. Babala TV'de yaptığım yani Babala TV'nin yaptığı program bir benzerini ben Kars'ta gençlerle yaptım, Diyarbakır'da gençlerle yaptım, İstanbul'da gençlerle yaptım. Ama bu toplantılar medyaya kapalıydı. Sadece gençler değil, kadınlarla da böyle medyaya kapalı toplantılar yaptım. Onlar kanaat önderleriyle yaptım. Onlar zaten istedikleri soruları soruyorlardı. Ben de diyordum ki her sorduğunuz soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Katılırsınız veya katılmazsınız ama benim düşüncelerimi bilmeniz lazım. O nedenle Babala TV'ye de kendi isteğimle yani davet ettiler. Çok da mutlu oldum. Gittim, katıldım. Evet, her türlü soru soruldu. Ben de baştan da söyledim. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Çünkü burası Er Meydanı ve ben buraya geldim. Ama şundan emin olmanızı isterim. Söyleyeceğim her şeyi, anlatacağım her şeyi büyük bir samimiyetle söyleyeceğim. Ha bu düşünceme katılmayabilirsiniz. Ama ben sizlerle beraber samimi bir ortamda bulunmak isterim. Siz siyasetçiye güveneceksiniz. En azından bana, ben de size güveneceğim. Ve dolayısıyla beraber bir yol yürüyeceğiz diye söyledim. Tabii 5 saatlik bir program düşünmüştük ama 7 saat olmuş. 7 saati aşan bir program oldu. Sabah 4.30-5'te galiba o civarda bitti evet. Bizden önceki programda memnunum. Yani programa katılmaktan memnunum. Gençlerin sorularından da memnunum. Başlangıçta gençler siyasette ilgileniyor mu diye bir düşünce vardı toplumda. Yeni gençler ilgilenmiyor diye. Ama daha sonra görüldü ki gençler aslında siyaseti bizden daha iyi izliyorlar. Ve daha sağlıklı ve daha tutarlı eleştiriler yapıyorlar. Eleştirilerinde zaman zaman acımasız oluyorlar. O da doğru. Genç dediğiniz zaten odur. Yani daha delikanlı, o çerçevede daha acımasız sorular sorabilir. Biz de büyük bir sükunet içinde onları dinleriz, notumuzu alırız ve cevapları veririz. Peki efendim, kapatacağız ama sizin cevap hakkınızı kullanmanız için soracağım. Bizden önceki programda Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum size bir eleştiride bulunmuş. Sonra sizin cevabınızı okudu Kübra ama tekrar sizin YPG'ye terör örgütü demediğinize dair açıklamanızın olduğu söylenmiş. Böyle dediniz mi? Ne diyorsunuz? Şöyle, YPG ile ilgili ilk yıllarda devlet onu terör örgütü olarak görmüyordu zaten. Hı hı. Nitekim YPG'nin başkanı Salih Müslim'i tam 3 kez Türkiye'ye davet ettiler. Kırmızı hallarla karşıladılar, resmi törenlerle yaptılar. Karşıladılar, YPG o dönem terör örgütü değildi. Bize de sorulduğunda biz de devlet terör örgütü olarak görmüyorsa biz de terör örgütü değildir dedik. Sonra devlet değiştirdi. Bunlar terör örgütüdür dedi. O zaman terör örgütüdür. Bizim istihbarat örgütümüz yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Bunu sadece ben değil, o dönemin
AK Parti yöneticileri de YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorlardı. Şimdi oradan cımbızla bu seçiliyor, sen böyle söyledin diye. İyi de o zaman Erdoğan da onu söylüyordu. O dönem öyle söyleniyordu diyorsunuz. O zaman Sayın Arınç da onu söylüyordu. Kaldı ki YPG'nin başını siz Türkiye'ye davet ediyorsunuz. Türkiye'ye geliyor. Burada ağırlıyorsunuz. Otel masraflarını karşılıyorsunuz. Yani siyaset ahlak üzerine inşa edilir. Ama Kübra Hanım için izin verirseniz bir şey söyleyeyim. Buradan gönderdiğimiz bir yanıta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı. Niye okumadı? Okuması lazımdı. Okuması lazımdı. Ben uçaktaydım. Gazeteciyi, gazeteciliğini tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiliyorsa burada, yanıtın bir bölümünü okuyup iktidarı rahatsız edecek bir bölümünü okumuyorsa doğru değil. Şimdi arkadaşım konusunda bir şey söyleyemem, bilmiyorum. Ben Kübra Hanım'a söylüyorum, sizlere değil. Siz zaten özgürce istediğiniz soruyu soruyorsunuz zaten. Peki. Teşekkür ederiz. Son bir cümleniz var mı? Noktalıyoruz artık. Son cümle şöyle. Vatanını seven sandığa gitsin. Ülkesini seven sandığa gitsin. Gençleri düşünen sandığa gitsin. Bakın Karadeniz başta olmak üzere 2B sorunu var. Dünya kadar ciddi sorun. O sorunu bunlar çözemedi. 22 yıldır çözeceğiz o sorunu. Kesinlikle çözeceğiz. Kredi kartlarında çok ciddi sorun var. Borçlarını ödeyemiyor bu insanlar. Kredi kartı sorununu da çözeceğim. Göreceksiniz. Orada da nasıl çözüm getireceğimi, nasıl üreteceğimi, o insanları nasıl rahatlatacağımı herkes görecek. Onu daha sonra biraz ayrıntılarıyla, kamuoyuyla paylaşacağım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladığınız için. CHP Genel Merkezi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık sevgili seyirciler. Hoşçakalın.